Ben 42 yaşındayım. 3 tane çocuk babasıyım. Geçimimi bu dolmuşla geçiniyorum. Kiracıyım İstanbul'da. Çok şükür de huzurluyum. Çoluk çocuğumla huzurluyum. Kimseyle de şeyim yok. Allah'a bin şükürler olsun. İşime, gücüme bakarım. Ekmeğime bakarım. Akşam oldu mu çoluk çocuğumun yanına giderim. Araba sürekli bendedir. Temizliği, bakımı, her şeyini kendim yaparım. Şu anda en güzel canlı para dolmuşta. Bir yerde çalıştığın zaman maaş alamazsın. Sigortanı yatırmazlar. En azından burada kendi sigortanı kendin yatırıyorsun. Canlı para akşam olduğu zaman paranı alıp evine çıkıyorsun, çoluk çocuğun yanına çıkıyorsun. Hemen hemen 35 senedir bu minibüs durağındayım. Mavinliğimden beri, çocukluğumdan beri 10 yaşından merak sardım. Bu minibüsün yüzünden, daha doğrusu direksiyon sevdasının yüzünden okulu da bıraktık. Her şey araba sevdasıyla başladı. 9 yaşındaydım, bu direksiyonun başına oturdum. Önümü gördüğüm zamanlar şu direksiyonun arasında önümü görüyordum. Ben minibüsçülüğe başlarken bu işe aşıktım. Ve halen ben işime aşığım yani. Severek yapıyorum ben bu işi. Bu iş babadan kaldı bize. Şimdi de zevke yapıyoruz. Devamlı çalışmıyorum. Şu an otobüsçülük yapıyoruz. Dayanamıyorum, özlüyorum. Tekrar geliyorum, öyle minibüsçülük yapıyorum gün içinde. Zor iş. Polisle uğraşıyorsun, dernekle uğraşıyorsun, yolcuyla uğraşıyorsun, tek başınasın. 2,5 lirayla 700 lira yapmamız lazım ki biz para kazanalım. Biraz da bize esnafımızın, vatandaşımızın, bizde yolculuk yapan kardeşlerimizin, ablalarımızın bize saygı duyması lazım. Biz onlara nasıl kapı açar gene buyurun, para üstünüzü verir gene buyurun diyorsak onlar da bize demeseler de olur ama laf da söylemeden hep gitsinler yani. Evet, 21 kardeşiz. 11 erkek, 10 kız. Bir babadan. 2 anne. Aslen'in Mardin doğumluyum. Neresi bey amca? Mardin'de sene 90'lı yıllarda bizim köye ateş ettiler. Amcamın oğlunu öldürdüler. O sebeple rahmetli babam o zaman bizi göç etti İstanbul'a. 35 senedir İstanbul'dayız. 98'den sonra askere gittik. Çok şükür askerimizi, vatan görevini yaptık. Geldik ondan sonra işte dolmuşçuluğa devam. Ya çıksana. Eski dolmuşçuluk kalmamış zaten. Sevgi saygı bırakmamışlar birbirine. Üç yolcu için tartışmalar, kavgalar, gümürtüler, bıçak çekmeler. Neler neler. Şimdi bakıyorsun yani arkadaş da kalmamış, eş dostu da kalmamış. Eskiden derdin ben boş geliyorum, sen çık yola devam et dersin. O yolcuyu almazdı ben boş gördüğü zaman arabamı. Şimdi öyle bir şey yok. Bir tane yolcu için arabayı önüne kırıyor. Eskiden şoförlüğün bir kariyeri vardı. Yani bir toplumun içine girdiği zaman şoför yer verirlerdi. Şimdi çoluğun çocuğun elinde kaldı şoförlük. Yani bir tecrübe, denetim şeyi yok. Adam arabayı yerinden kaldırabiliyorsa tamam. Kendini yetiştirememiş, çok genç nesil insanları öne atıyorlar. Bunlar da doğal olarak yolda her türlü trafik kurallarını ihlal ediyorlar. İnsanlara biraz saygısız davranıyorlar. Zaten yoktu da az bir sevecenlik vardı minibüs şoförlerine karşı. Onu kendimiz hep birlikte yok ettik. Yani bu asıl suç bizim halkımızın değil, bizim kendi suçumuz. Sabah 5'ten gece 12'ye kadar direksiyon sarılıyorsun. Hiçbir şeyimiz yok. Yani onlara karşı. Vatandaşın gözünde sıfırız yani, anlayacağınız. Ne bileyim 2,5 milyona 50 kilometre yol götürüyorsun. Yolda vatandaşın sana yapmadığı kalmıyor. Yani biz sanki onların gözünde değişik bir türden bir hayal dünyasında yaşıyormuşuz gibi geliyor onlara. Onlar nasıl işe sabah kalkıp işine gidiyorlarsa biz de sabah kalkıp bu işimize geliyoruz. Yani biz bizimle çalıştığımızı farkında değiller. İnsanların gözünde bile affedersin böyle hayvan olarak bakıyorlar. Sinyal veriyorsun ne kimse yol verir sana yolda ne bir şey. İlla böyle hayvanca hareket yapacaksın ki minibüsü yürüyeceksin yani yolda. Sene çocuk hasreti çektik. 11 sene sonra Rabbime şükür
ellerinden öper. 3 tane çocuk var. Emircan benim en büyük oğlum. İsmini yaptırdı alttan. Bir de bayan kol eli yaptırmış. Bilezik var kolunda. Elin içinde de kuş var. Kuşun ağzında da çiçek var. Gördüğünüz gibi. Bir kadın özgürlüğüne kavuşmuş. Bütün çocuklar aynı kalbimizde. Yalnız ilk çocuğumuz olduğu için bunu bu şekilde yaptırdım. Evet efendim, yanaşıyoruz perona. Bizim bakkayla çalışmamız mesele. Şu anda yeni aracı kaldırdık. 1-2 dakika duruyoruz, 3 dakika. Şoför bey, ne zaman yürüyeceksiniz? İster istemez stres oluyor. Bu sefer devam ediyorsun. Devam ettiğin zaman da boş gidiyorsun. Hani dakika hesabını kimse hesaplamıyor. Ya bu neden yavaş gidiyor diyorlar. Halbuki keyfe kadar bir yavaşlık yok. Dakikalar var burada. Dakikaları uygulamaya çalışıyoruz. Arkamızdaki bizi yakalamıyor. Biz önümüzdekini rahatsız etmiyoruz. Yolcularla, trafikle, yani mesela dakika muhabbetimiz var mesela. Hani bunlar çok hani sıkıntılı dedim. Stres yaratıyor insanlarda. Yani bütün minibüsçülerin de şeyi budur. Tamamen stres yani. Arabanın içine yolcu alıyorsun. İçerideki yolcu mırıldanıyor. Almıyorsun. Dışarıdaki kalan vatandaş sana küfür ediyor. İki arada bir derede kalıyorsun yani. Ama mecbur da işimizin gereği. Alacağız yolcuya biz, çünkü yolcu parayı yolcudan kazanıyoruz. Arkadan kornaya basıyor, uzun süreli kornaya basıyor, hakaret edercesine. Bu resmen saygısızlık, başka bir şey değil. Sonuçta biz onun çocuğunu taşıyoruz veya onun annesini taşıyoruz. Bir nevi hizmet sektörüyüz, biz hizmet vermeye çalışıyoruz. Bir de ehliyet puanı var. 100 ehliyet puanım oldu mu? Yani bir yıl içinde 10 sefer ayakta uzanan cezayı yersem 3 ay boyunca çalışamıyorum. Ben 43 yaşındayım. Ne iş yapabilirim bu yaştan sonra? Polisler çok ceza yiyoruz. Onlardan bize acaba bir yardımcı olma şansları varsa çok iyi olur. Verdim. Ben Mardin'e gittim. 5 sene kaldım Mardin'de. Belediyede çalışıyordum. Orada kayım geldi. Aşağı yukarı 62-64 kişi çıkarttılar işte. Tekrar geldik. 4-5 aydır gene eski meslek minibüsçülüğe devam. Kendi yemeğini alıyorsun. Yemeğini yiyorsun. Sigaranı alıyorsun. Gerisi artık mal sahibinindir. Yani kazandığımız paranın hepsi bize kalmıyor. Biz paranın 4'te 2'sini zaten götürüp mazotçuya veriyoruz. Kalan parayı. Ondan sonra yarısı patrona kalıyor. 4'te 1'i işte bize kalıyor. Devamlı perişanı borç içinde yaşadık yani. Arabayı değiştiriyoruz. Tekrar 4 sene sonra bir araba daha değiştiriyor onun borcunu. Banka faizleri, banka kredileri. Hep ömrümüz senet borç ödemekle geçti yani. 3 yıldır emekli oldum. İstanbul'daki hayat şartlarından dolayı şehir dışında bir kız çocuğu okutuyorum. O yüzden ikinci ek iş yapmak zorundayım. 35 yıldır bu işi yapıyorum, emekliyim. Ömrüm yeterse 5 çocuk okuttum. 5'i de üniversiteyi bitirdi, 5'i. İstanbul'da 6200 tane minibüs var. Bu insanlar, nice arkadaşlarımız var. Bu işi yapıp, 30 sene yapıp da emekli olamayan. Neden bu insanları zamanında bu sigorta zorunluluğunu getirmediler? İlk başladığımızda bizde sigorta diye bir şey yoktu. Belediye ile bir bağlantımız yoktu. UKAM ile bir bağlantımız yoktu. Biz dümdüz gidip dümdüz geliyorduk. Durak başkanlarının imayası altında. Şimdi belediyeye bağlı olduğumuz için şoför kartları, psikoteknikler, kameralar takıldı. Yani şu an belediye imayası altında olduğumuz için herkes sigortalı. Müslüm Güç hayranıyım ben. Ne güzel ümitlerim, kırdı gitti sevdiklerim. Etiket arabayı seviyorum. Hastasıyız bu işin. Etiket diye tabir ettiklerimiz aslında süs, aksuar diye geçiyor. Yok müzik sistemidir, yok ufak tefek armalardır. Cebinde 5 lira paran olsun, bir tane arma gör, karnın aç olsun, karnını doyurmazsın. O 5 lirayla gidersin, o parçayı alırsın, arabanı da takarsın, zevkli zevkli gidersin. 210'lar daha büyüktür, camdır, pella. İlk 210'ları aldığım zaman onları eve götürüp bir yatağımda bir attığımı hatırlarım. Müzik.
kaç iş? 10 araba 9-10'da çıkmaktansa evimize kendimizi sahile atıp dostumuzla 1-2 kadeh içmek daha iyidir. Bugün bu dolmuş ticari 1 trilyon 300 milyar. Bu adam bana güveniyorsa nasıl o insana ihanet edeceğim? Yevmiyemi alırım, geri kalan neyse kısmeti bırakır giderim. Çünkü 10 lirada alsan haramdır. Binlerce şükür olsun, alnım da açık. Çocuklarımın yanında da gittiğim zaman huzurluyum.